evet topa sahip olma oranları, pas sayıları bunlar hep birbirine yakın. Ama skoru, sonucu belirleyecek olan istatistikleri okuyayım istersen. Tabii lütfen. Galatasaray'ın 8 şutu var. Biri isabetli. Paris Saint-Germain'in 16 şutu var. 6'sı isabetli. Yani şimdi burada nasıl bir oyun üstünlüğünden bahsediyoruz ki ben anlamıyorum. Gerçekten anlamakta zorlanıyorum ya. Hakikaten dün geceden beri bunu düşünüyorum. Acaba diyorum benim mi o da olabilir. Ben Galatasaray'ın tarihi, mazisi, şimdiki kadrosu, çünkü bu kadro evet Paris Saint-Germain seviyesi, hiçbir kulüp, Türkiye'deki hiçbir kulüp Paris Saint-Germain seviyesinde bir kadro kurmadı, kuramayacak da. %100. Çünkü bu ekonomik fark her zaman devam edecek. Ve belki de büyüyerek devam edecek. Tamam mı? Ama Galatasaray'ın kadrosu da PAF takımıyla çıkmadı Galatasaray sahaya. Falcao var forvette. Falcao var yahu. Feguli. Babel var. Belhanda Babel. Belhanda, hadi Feguli dün oynamadı. Babel var. Hollanda milli takımında hala oynuyor, gol atıyor. Enzonzi Dünya Kupası kadrosundaydı. Elit bir santfor. Kalesinde Muslera. Beklerinde Mariano Nagatomo. Enzonzi rakibin altyapısından yetişmiş. Daha sonra Sevilla, Roma görmüş. Yani seri geçen sene Premier Lig'deydi. Bu böyle hani sanki Galatasaray çoluk çocukla çıktı, gençlerle çıktı sahaya. Paris Saint-Germain karşısında biraz direndi. Aferin. Tamam, mücadeleyi tabii ki. Taraftarın alkışlamasını, bunu anlayabiliyorum. Çünkü gerçekten Galatasaray'da çok negatif bir elektrik vardı. Bunu bir şey olarak kullanıp taraftarda, teknik adamda, Fatih Terim'de, yöneticide, biz bunu tamam belki çok iyi de iyi oynamadık ama bunu alalım. Buradan bir kendimize enerji yaratın, bir sıçrama tahtası yaratalım. Buna bir şey demiyorum. Olabilir. Ama hani yorumlara bakıyorum. Hayretle izliyorum ve dinliyorum yani. İnanılmaz yani. Ve tekrar ediyorum yahu. Ya Galatasaray, Fenerbahçe, ya bu yorumları yapanlar, yani böyle düşünenler veyahut da ya Galatasaray'ın daha birkaç sene önce Real Madrid'i burada İstanbul'da nasıl perişan ettiğini elemedi. Eleyemedi. Nasıl perişan ettiğini unuttu herhalde yani. Yani Fenerbahçe'nin zamanında Inter'i nasıl perişan ettiğini İstanbul'daki maçta unuttular. Beşiktaş'ın Liverpool'u, yani her takımdan örnek veriyorum, Liverpool'u nasıl elediğini unuttular. Bunlar şeyde 1700'lü yıllarda yaşanmadı yani. Geçtiğimiz 7-8 yıl içinde oldu bunlar. O kadar yerel rekabete odaklanıldı ki ve aradaki ekonomik fark açıldığı için de artık hiçbir kulüp doğru düzgün şey hedefi koymuyor kendine. Avrupa'da başarı hedefi. Avrupa'da başarı hedefi koymuyor kendine. Çünkü artık bu talep de edilmiyor. Çünkü şöyle bu, ya çok fark var. Nasıl? Öyle bir şey yok. Ajax 25 milyon euro bütçeyle Şampiyonlar Ligi'nde yarı final oynadı. 25 milyon euro. Bak, Galatasaray'ın, Fenerbahçe'nin en iyi en kötü olduğu dönem Beşiktaş'ın yarı bütçesiyle. Tabii. Tamam mı? O yüzden yani burada resmen bir hedef küçültmesi var. Vizyon küçülme daralması var ve hedef küçültmesi var. Ben bunu kabul edemiyorum. Galatasaray için de kabul edemem. Fenerbahçe için de, hiçbir kulüp için ben bunu kabul etmem.